bizim saatlerimiz biri gösteriyor yeni günün ilk saatinde. Biz de son sayfada sizinle birlikteyiz. Onur Özkan'la birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii bugün aynı zamanda yeni günün ilk dakikalarında Zafer Bayramımızı birlikte kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz hepsini saygıyla ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun Onur Özkan. Yani şu anda benim bulunduğum yer şahane bir yer. Atam herhalde oradan beni izliyor. Tabii büyük taarruzun 102. yıl dönümü. Çok önemli bir gün, tarihi bir gün. Ben de buradan baş tabii ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin tekrar burada anmak istiyorum. Hepsine teşekkürlerimizi bir kez daha buradan sunmamız gerekiyor. Toprakları bol olsun hepsinin diyelim. Senin de ceketin çok güzel, güne uygun bir şekilde bayrağımızın rengi çok yakışmış. Bayrağımızın rengi, atamız her zaman gönlümüzde, bayrağımız her zaman gönderde ve bize bunu yaşatan, bu toprağı vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz diyerek böyle bir giriş yapalım bayramımızı kutlayarak. Bugün gönül isterdi ki aslında Trabzonspor maçının öyle o gol gelmeden önce, uzatmalara gitmeden önce penaltılar kullanılıyorken ben şunu düşünüyordum. İşte Zafer Bayramı'nı açarken iki takımımızın zaferini konuşalım bu akşam. Gönlümüz biraz buruk. Beşiktaş Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ülkemizi temsil edecek. Tıpkı Galatasaray, Fenerbahçe, Rams, Başakşehir gibi. Trabzonspor veda etti. Onlara da mücadeleleri için teşekkür ediyoruz. Tabii ki iki maçı da konuşacağız, detaylandıracağız. Bu arada siz de bize X üzerinden sorularınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Onlara da yer vereceğiz. Transferde de sıcak dakikalar, saatler yaşanıyor. Buna da tabii ki değineceğiz. Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de özellikle takımlarımız Avrupa maçlarını oynarken sıcak haberler gelmeye başladı. Bunları da konuşacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor, bir genel değerlendirmeyle nasıl başlarsın Onur Özkan? Sonrasında detaylandıracağız. Özet görüntüleri izledik. Hemen akabinde yorumlarını alayım. İki maç izledik değil mi? Saatlerde evet. Çakıştı belirli bir saatten İkinci sonra tabii ki. İkinci yarı, aynen. Birinci yarı evet. İki farklı teknik direktör, futbola çok farklı bakan iki ismin takımlarını izledik. Ben açık söyleyeyim, Beşiktaş'ı her gün hiç bıkmadan izlerim. Her gün o stada giderim, büyük keyif alırım, izlerim. Hatta şunu düşündüm, statta olsaydım herhalde dedim, bir 90 dakikada kalırım burada. Yani maçı izlerim tekrar ki maçtan sonra da Beşiktaş taraftarı uzun bir süre stattan çıkmadı. Ama Akkezi'ye dönecek olursak ben Trabzonspor'un bir maçını 90 dakika izler miyim? Çok zor. Odaklanamam yani. Ama mutlaka maçı izlerken başka şeylerle uğraşırım. İki takım arasında çok ciddi farklar vardı. Oyun anlamında, coşku anlamında, tempo, fizik güç, oyuna bakış. Dolayısıyla Beşiktaş çok hak ettiği bir turu, çok iyi bir oyunda, çok coşkulu bir oyunda geçerken Trabzonspor çöpe attığı bir ilk 45 dakikanın ardından biraz kıpırdansa da oyun tur için yeterli olmadı. Tabii ki Trabzonspor için de son derece üzücü. İki kupayı birden üst üste kaybetmek, elenmek Trabzonspor adına çok olumsuz oldu. Ama Beşiktaş tarafında gerçekten de konuşacak çok çok fazla olumlu şey var. Şimdi Beşiktaş Lugano karşısında biraz böyle Lugano bu eşleşme başlamadan daha Fenerbahçe ile oynarken aslında Beşiktaş'ı sanki bıraktığı yerde bekliyordu ama ne kadar yanıldığını acı bir şekilde tecrübe etti Lugano takımı, teknik direktörü, camiası. Biz tabii bu durumdan çok mutluyuz ama Lugano'da işte bıraktığı gibi bir Beşiktaş bulmadı. Çok farklı bir Beşiktaş izliyoruz, çok keyifli bir Beşiktaş izliyoruz. Bu Süper Kupa'da sinyallerini vermişti, aslında hazırlık maçlarında da tabii sinyallerini vermişti Süper Kupa öncesinde. Şimdi Avrupa macerasına bakıyoruz. Lugano'yu ilk maçta elinden kaçıran bir Beşiktaş vardı. İkinci karşılaşmada özellikle bu 6 dakika içerisinde atılan gollerle birlikte hepimiz ekran başında gerçekten keyiften dört köşe olduk. Kesinlikle. Şimdi denir ya bazen hani zirveye çıkmak için ya da o zirveye giden yolu yürümek için dibe vurmak gerekir. Beşiktaş geçen sezon öyle bir dibe vurdu ki bu sezon
o dibe vuruşun ardından muazzam bir sıçrayış ve belki de son yılların, tabii ki daha erken iddialı konuşmak için, ama son yılların en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Yani Vodafone Park ilk adıyla açıldı, ondan sonra isimler değişti. Şu anda Tüpraş Stadı. Yani bu stat açıldığından beri belki de en iyi Beşiktaş'ın 5 iç saha oyunundan bir tanesi diye düşünüyorum. Yani tüm maçları da takip eden birisi olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim. İlk yarı özellikle, ardından ikinci yarıda gole kadar bir duraklama dönemi, ama ondan sonra gerçekten de böyle, nasıl söyleyeyim, uçurumdan yuvarlanan böyle bir freni patlamış kamyon gibi. Yani önüne geleni devirir ya o kamyon. Acayip bir Beşiktaş izledik. Attıkça attı, coştukça coştu, oynadıkça oynadı. Tribünler coştu, futbolcular coştu, kulübede Bronckhorst coştu. Yani dedim bir ya, ara Van Bronckhorst tribünlere ayağa kalkın ya, hareketi ya, o yapıyordu. Gerçekten hani ben bir futbol sever olarak o statta olmayı çok istedim. Oradan bir de o oyunu izleyebilmek çok ayrı bir keyifti. Bence tribündeki 35 bin taraftar vardı. Oradaki 35 bin taraftarın asla bir daha aklından çıkamayacağı bir gece oldu. Ya bu oyun gerçekten çok çok üst düzey bir oyun. Şu anda Beşiktaş'ın oyun hızı, fizik kalitesi ligin çok üzerinde, bu tartışmasız. Yani Van Bronckhorst kısa süre içinde çok acayip bir iş başardı. Ve hani bunu aslında enteresan bir şekilde takımın çok büyük bir kısmını değiştirmeden başardı. Şimdi dün, bugün Beşiktaş'ın ilk 11'ine baktığımız zaman geçen sezondan 4 farklı isim var sadece bu takımda. Yani Beşiktaş 11'ini komple değiştirip yeni bir takım oluşturmadı. Aslında olan takımın üzerine çok önemli, çok kaliteli dokunuşlar yaparak doğru planlamanın ne demek olduğunu bize gösteriyor şu an Beşiktaş. Yani iyi bir takım yaratmak aslında olmayan yapıyı yıkıp yeniden yapmak değildir. O yapının içindeki sıkıntıları çözüp nokta transferlerle çok doğru bir yapı oluşturabiliyorsunuz. Çok net bir örneği Beşiktaş adına bugün yaşadığımız maç, izlediğimiz oyun. Tabii ki tek tek oyuncuları mutlaka konuşuruz, ama öyle bir maçtı ki, hani biz puan veririz gazetelerde oyunculara. 8'in altında bir oyuncu görmedim ben onun üzerinden. Evet, 9'u oynayan vardı, 10'u oynayan vardı, ama herkes 8 ve üstünde bir performans buna gösterdi. Buna sonradan oyuna giren futbolcular da. Çok önemli zaten. Her giren 5 dakika, 10 dakika onlar da işin içine girip katkı veriyor. Çok önemli bir şey bu. Beşiktaş, evet, çok önemli yıldızları var, ama ondan öte çok iyi bir takım olmuş. Yani zaten hani bireysel anlamda bunu tek başınıza başaramazsınız. Beşiktaş birlikte hareket ediyor sahada. Bir hedef doğrultusunda birlikte mücadele ediyor. Bir takım gibi hareket ediyor sahada ve bunu başarıyor şu anda. Tabii ki bu takımın içinde generaller var. Onlar tabii ki başta Rafa Silva. Yani nasıl söyleyeyim, Rafa Silva nasıl anlatılır? Nasıl bir futbolcu yani? Şöyle biraz Beşiktaş taraftarının da coşkusunu yansıtalım X üzerinden. Çünkü Beşiktaş taraftarları da yazıyorlar. Özellikle Rafa Silva'yla ilgili yorumları var. Mehmet Pekel demiş ki Beşiktaş'a helal olsun, Rafa Silva'ya ve Immobile'ye de helal olsun, Van Bronckhorst'a da helal olsun. İşte o eski Beşiktaş geri döndü diyebilir miyiz demiş. Mehmet Ekimoğan, Rafa Silva bana göre Türkiye'ye son 10 sezonda gelmiş en iyi transferi Beşiktaş'ın. Onur Bey bununla ilgili ne söyler demiş. Biraz da X üzerinde maç esnasında gezerken Fenerbahçe taraftarlarının, Fenerbahçe camiasına yakın olan isimlerin Rafa Silva ile ilgili yorumlarını görürken kıskançlığımdan tırnaklarımı yiyorum yorumları vardı Rafa Silva ile. Galatasaray'la da aynı şekilde. Galatasaray'la anılmıştı Galatasaray'la uzun bir süre, aynı şeyi düşünüyor. Hatta bir Galatasaraylı izleyenimiz Necati Kartal demiş ki Beşiktaş için isteklerim bu hafta ve 23. haftada yenilsin, kalan maçların istedikleri kadar gol atabilirler yorumunu yapmış izleyenimiz. Bir bakıyorum, Sivasspor taraftarı, özür dilerim. Sivasspor maçları dışında tüm maçlarda istedikleri kadar gol atabilirler yorumunu yapmış. Taraflı tarafsız benim gözlemlediğim gerçekten Beşiktaş futbol severleri heyecanlandıran, keyif veren bir futbol oynuyor. Diyorum ya, ben hani özel bir seyircisi olacak bu sene Beşiktaş'ın. Bence Beşiktaş'ı tutmayan taraftarların da gideceği bir takım var şu anda statta izlemek isteyeceği. Hiç bir dakika bile ben mesela hani şöyle söyleyeyim, ben son dönemde şu sıkıntı yaşıyorum bireysel olarak. Bir maça odaklanamıyorum mesela. Elimde telefon, bazen telefona bakıyorum, bazen başka bir şeyle ilgileniyorum. Mesela bugün Beşiktaş'ın maçını izlerken başka bir şeyle ilgilenemedim bile yani. Öyle bir tempo, öyle bir oyun, her dakika pozisyon. Hatta
Benim çocuk ya baba dedi gel sana içeride bir şey göstereceğim bilgisayarda dedi. Dur dedim bekle. Yani şu maç bitsin devre olsun ondan sonra. Çünkü gittiğin anda bir şey kaçırabiliyorsun oyun içinde. Öyle bir performans. Şimdi Rafa Silva ile ilgili şunu düşündüm maçı izlerken. Biraz böyle hafızamı geriye götürdüm. Bu oyun sürerse yani bence Beşiktaş tarihinin en iyi 3 yabancısından bir tanesi Rafa Silva. Hani tabii ligimizin özelinde de çok özel bir yeri olacaktır mutlaka ama Beşiktaş tarihinde bu kadar özel bir yabancı oyuncu ben çok az izledim. Hani Talişka tabii ki taraftarların hep böyle aklında, yüreğinde kaldı ama şu an kimse Talişka'yı konuşmuyor. Bu performans Talişka'nın da ötesine bir yere varabilir. Çünkü oynuyor, oynatıyor, tempo veriyor oyuna. Hani ben hep şunu söylüyorum. Bizim futbolumuzla Avrupa futbolu arasındaki fark nedir diye bir soru olsa ben Rafa Silva derim yanıtına. Neden? Hızlı oynuyor, hızlı düşünüyor, hızlı reaksiyon veriyor saha içinde. Hani bu sadece fiziksel bir özellik değil. Evet çok hızlı ama adam öyle bir hızlı düşünüp hızlı hareket ediyor ki yani bu hız Avrupa seviyesinin bile üzerinde bir hız gerçekten de. Ve ben şunu söyleyeyim. Hani nasıl Avrupa'nın herhangi bir kulübü, majör bir kulüp Rafa Silva'yı transfer etmemiş? Bu abartı değil, emin olsun izleyicilerimiz. Şu an Avrupa'nın her takımında oynar Rafa Silva. Öyle bir standardı var. Çok çok önemli bir transfer, çok önemli bir yıldız. Attığı pas, yani kolay gözükebilir belki bazı izleyicilerimize. Ne var işte tekte verdi ama o şiddetle gelen bir pasa tek dokunuşta oraya atabilmek yani olağanüstü bir iş. Rafa Silva, yani burada bir özel program yaparız yani. 3 saat konuşurum ben Rafa Silva ile ilgili. Özel bir hayranıyım Rafa Silva'nın. Tabii ki Immobile müthiş bir kalite. Jetson. Şimdi onu söyleyecektim. Immobile'nin ilk goldeki takibi, bir golcü takibi, bir golcü vuruşu. Hani gerçekten çok fark yaratacak bu sezon ligimizde. Ben öyle olacağını yani düşünüyorum. Yani attığı goller farklı goller birbirinden aslında. Mesela ilk golde takipçilik değil mi? İkinci golde topu aldı, driplingle sürdü, rakibini geçti, dar açıdan vurdu. Yani çok farklı golleri atabilen, gol repertuarı çok geniş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve hani hep şunu düşünmüştük gelmeden önce. Fiziksel durumu nasıl acaba Immobile'nin diye. Son derece iyi. Yani 90 dakika oynadığı maçlarda, bu maçta hep sahanın içinde her dakika vardı oyunda. Mesela Musrati. Ya müthiş beğendim ben Musrati'yi. Beşiktaş'ın bu oyunu için çok kilit bir oyuncu. Dönen topların tamamını topladı. Hani o basketbol tabiriyle tüm reboundları aldı onun sayesinde. Hani geçen sezon nasıl bir Musrati vardı? Bu sezon nasıl bir Musrati vardı? Svensson nasıl performansı yükseldi? İşte doğru yapının içinde siz Jetson o doğru yapıyı kurarsanız Jetson Fernandez, Rashica. Yani doğru yapıyı kurarsanız nasıl oyuncuların performansı hele yükseliyor? Jetson Fernandez geçen sezondan sonra bu sezon başlangıç itibariyle sergilediği performansla o Galatasaray'daki şaşalı dönemini gerçekten hatırlatıyor ve taraftarı da çok mutlu ediyor. Eminim ki futbolcunun kendisi de ya çok şükür çok keyif alıyor demiştir ve ya, çok keyif aldığını da hissettiriyor. Aynen zaten şurada olay bitiyor zaten. Taraftar keyif alıyor, biz keyif alıyoruz, oyuncular da oynarken keyif alıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bu neyi gösteriyor? Hoca sistemini tamamen inandırmış takıma. Yani bu sistem üzerinden Beşiktaş'ın başarıya ulaşabileceğine oyuncular inanıyor. Ve bu sistemi yükseltmek için ekstra çaba harcıyorlar saha içinde ve böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Tabii ki hani şu ifadeler de kullanılıyor Ceyda. İşte Beşiktaş işte ligi açık ara bitirir, şampiyon olur. Yani bunları konuşmak için daha çok erken. Evet. Neden erken diyorum? Çünkü Beşiktaş'ın bu güçlü oyununun içinde enerji çok önemli bir paya sahip. Yani bugün gördük Beşiktaş'ın ortaya koyduğu enerji çok üst düzey bir enerjiydi. Ve böyle takımların mutlaka sezon içinde düşüşleri olacaktır. Bireysel olarak tempo düşer, takım haline düşebilir. Sakatlıklar, cezalar var. İşte burada kilit nokta nedir? O temponun düştüğü noktada Beşiktaş'ın kazanabilmesi. Mesela geçen sezon Fenerbahçe'nin sezon açılışını hatırlayalım. Aynı bu şekilde çok yüksek perdeden bir açılış. Ama sonra o düşüşler ve sonunu iyi getiremedi. Ya dolayısıyla sezona çok iyi başlamak, sezonu çok iyi açmak, iyi futbol oynamak tabii ki önemli. Ama en kilit nokta sezonu nasıl bitireceğinizdir sizin. İşte o sezonu nasıl bitireceğiniz noktasında bugün biraz da şeyi gördük Beşiktaş'ta. Sonradan oyuna giren futbolcuların önemli, evet, da aynı hırsla oyuna girmesi ve işte skora katkıda bulunması. Bence işte dediğiniz bu noktalarda ilerleyen günlerde tempo düştüğünde, Allah korusun bir sakatlık olduğunda,
ceza olduğunda vesaire Beşiktaş'ın elini güçlendirecek Doneler. Bugün bu maçın özeti aslında. Tabii Çerendur girdi, Salih Uçan girdi, iyi katkı verdi. Mustafa Hekimoğlu giriyor, iyi katkı veriyor. Zaten böyle bir oyun 11 kişiyle oynanamaz. İmkanı yok yani. Bir yerden sonra vücut iflas eder. Dolayısıyla böyle bir oyunu oynayabilmeniz için 15-16 oyunculuk bir rotasyona ihtiyaç duyarsınız. Şu anda Van Bronckhorst o kulübedeki oyuncuları da işin içine dahil ederek çok önemli bir hamle yapmış durumda bir aslında. Bir de daha Semih mesela, Feyyaz Hoca da, Feyyaz Uçar da aynı şeyi söyledi. Semih henüz gol atamadı yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa. Ve geçen sezon o kötü giden sezonun pırlantasıydı Semih. Daha Semih bir kendine gelecek belki de ilerleyen haftalarda. Tabii ki yani şu an bu takımın içinde belki de performansı beklentinin en az, en çok altında kalan oyuncu Semih diyebiliriz değil mi? Yani geçtiğimiz sezona göre, ama mesela Semih'in de enteresan işleri var. Samsun maçında Rafa Silva'ya attığı bir pas vardı, hatırlarsın. Bugün yine ayağın dışıyla Immobile'ye attığı bir pas vardı. Hani Semih de kendini bu konuda ciddi geliştiriyor. Bu da önemlidir. Kanat pozisyonuna adaptasyon konusunda hala problemleri var ama zamanla çok daha iyi olacaktır. Çünkü ya etrafında öyle oyuncular var ki mutlaka onlardan bir şey öğrenecektir. Şimdi Rafa Silva ile Immobile ile aynı takımın içinde olmak, aynı idmana çıkabilmek bile çok kıymetli, çok değerli. Burada Beşiktaş adına gerçekten de olumsuz konuşabileceğimiz neredeyse çok az nokta var. İşte savunma kısmında mesela yenen bir gol var ya Ceyda, yani savunmanın çok öne çıktığı bir an ve arkada verilen bir boşluk. İşte Felix Udokai transferi de bu yüzden yapıldı. Beşiktaş önde oynuyor, mesafeyi daraltıyor. İşte o toplarda arkayı çok rahat süpürebilecek çabuk bir stoper alındı. Orada Felix'in de takıma dahil olmasıyla bence Beşiktaş'ın savunma performansı da artacaktır. Ben şu an bir teknik direktör olsam, bir futbolcu olsam Beşiktaş'ta asla oynamak istemem. Ve yani fikstürüne de baktım Beşiktaş'ın, Sivas maçı, sonra Trabzon maçı, Eyüp maçı falan. Yani rakip olsam ben eyvah derdim yani. Bu takımla oynamak kimse istemez şu anda. Yusuf Yıldırım, İskoçya Glasgow'dan, özür diliyorum tüm ekibe hayırlı geceler. Tek isteğim buradan bir takımımızın Rangers'ı çekmesi yorumunu yapmış. Hemen şunu da ifade edelim. Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Kura çekimi de bugün saat itibariyle 14'te yapılacak. Her takım kendi torbası da dahil, her torbadan ikişer olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak, eşleşecek. Özür diliyorum. Takımlar lig aşamasında 4'ü kendi evlerinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple maç yapacak. Aynı ülke takımları lig aşamasında eşleşmeyecek. Bunları ifade edelim. Aynı zamanda Rams Başakşehir Konferans Ligi'nde temsilcimiz devam edecek. Konferans Ligi ile ilgili de bilgileri paylaşalım. 15'te kura çekimi gerçekleşecek. Her takım kendi torbası da dahil, her torbadan bir takım olmak üzere 6 farklı rakiple eşleşecek. Takımlar lig aşamasında 3'ü kendi evlerinde, 3'ü deplasmanda olmak üzere toplam 6 maç yapacak ve aynı ülke takımları lig aşamasında yine eşleşemeyecek. Bunları, bu bilgileri paylaşalım. Farklı bir deneyim de bizi bekliyor şimdi Avrupa kupalarında. Fikstür, Şampiyonlar Ligi, Kupa aynen. 2, Kupa 3. Bakalım neler göreceğiz. Tabii ki heyecanın dorukta yaşandığı bir Avrupa Ligleri mücadelesi temel. 4 takım değil mi? 4 takımla gruplardayız. Bu çok önemli. Keşke 5 olsaydı ama 4 takımla gruplardayız. İşte bugün gruplardayız kelimesini çıkarıyoruz. Evet, liglerdeyiz. Liglerdeyiz. Evet. İşte diyorum ya, biz de öğreniyoruz yavaş yavaş. Hep ağız alışkanlığı. Ben yazarken de gazetede bazen hep hata yaptığımı görüyorum. Şimdi tabii bugün de fikstür çekildi Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Bir böyle karışıklık oldu. Kim kimle oynuyor, nasıl oynuyor falan böyle. Alışacağız biz de zamanla. Maç sayısı artıyor. Bu tabii ki güzel bence. Takımların gelirleri artacaktır bir yandan. Burada statüde yani söyleyelim, orada işte ilk 8'e kalan takımlar ligde diyelim direkt olarak tur atlayacaklar. Ardından o 8 ile 24 arasındaki 16 takım birbiriyle çapraz eşleşecek. Oradan bir 8 takım daha son 16'yı oluşturacaklar. Yani dolayısıyla böyle farklı şeyler de yaşayacağız. Biz de yaşayarak göreceğiz. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Tabii yaşayarak görmek daha iyi ama maç sayısının artacak olması. Burada şu önemli Ceyda, fikstürde bir fikstür şansı gerekiyor. Hı hı. Neden bunu söylüyorum? Şimdi grubunuzdaki görece güçlü takımlarla sizin iç sahada oynamanız bir avantajdır. Kendinizden güçsüz ya da kendinizde denk takımlarla deplasmanda oynamak bu fikstürde daha avantajlı olacaktır. Dolayısıyla bu fikstürde biraz şansa ihtiyacımız olacak tüm takımlarımız için, bu geçerli.
Peki şimdi hemen şöyle bir yorumlara da bakıyorum. Bircan Yılmaz demiş ki Beşiktaş Galatasaray'ın 13. olduktan sonraki şampiyon olduğu yıl gibi. Futbolcularda açlık, hırs var. Açık bir şekilde hırs var. Galatasaraylıyım ve Beşiktaş'ı izlemek bana şu an daha çok zevk veriyor. İsviçre'den selamlar demiş. Biz de buradan İsviçre'ye selam yollayalım. Benzetmesinde haklı çıkacak. Evet. İlerleyen haftalarda yani göreceğiz işte, birlikte. Bazen işte dibe vurmak gerekiyor dedim, evet. Ya işte zirveye çıkmak için. Beşiktaş dibe vurdu bir sezon sonrası. Çok kısa bir süre içinde bu toparlanmayı yaşadı. Ve dedim ya hani kökten bir değişime uğramadan takım bu değişimi yaşamak nedir? Bir teknik direktör ve planlama başarısıdır. Doğru teknik direktör. Evet. Artı sadece bu yetmiyor. Doğru planlama ve doğru oyuncular. Yani Galatasaray'ın düştüğü yanlış da olduğu gibi hocanın istediği planlama dışında oyuncular gelirse, hocanın verdiği rollere uygun olmayan futbolcular gelirse problem yaşanıyor. Ama Beşiktaş burada tamamen teknik direktöre kendini teslim etmiş durumda, yönetim anlamında söylüyorum. Yani hoca ne istiyor, hangi rolleri oyuncular istiyor, yönetim burada çok doğru bir iş çıkararak transferleri bitiriyor. Belki bir transfer daha gelecek Beşiktaş'a bir kanat pozisyonunda ama olmazsa olmaz değil bu arada, söyleyelim. Hani gelmesi de olur. Sol bek transferi belki düşünülüyor. Rotasyonu mesela bugün sol bek ve sol açık. Mesela Masuaku çok iyi bir maç çıkardı bugün. Evet. Yani Masuaku böyle oynarsa zaten ihtiyaç çok sol beke. İşte onun iniş çıkışları, sakatlık problemleri belki düşündürüyor Van Bronckhorst'u. Siz böyle bir takım oluşturmuşsanız yani kusursuza yakın bir planlama yapmak en doğrusudur. Yani sezon içinde eyvah dememek için, keşke dememek için Beşiktaş'ın bence de yani rotasyonun genişletme amaçlı bir kanat oyuncusu, bir bek almasında fayda vardır. Ve şimdi Trabzonspor da bugün evinde aslında ilk yarısı ve ikinci yarısı birbirinden farklı iki karşılaşmaydı. İlk yarıda belki ikinci yarıda sergilenen futbol daha sahada olabilseydi hiç uzatmalara belki de penaltılara gitmeyen bir maçtan söz edebilirdik. Sengalen tur atlayan taraf oldu. Sonrasında Abdullah Avcı'ya da hocaya da maç bitimiyle birlikte tepkiler oldu. Muhabir arkadaşımız Yunus Emresel hocaya bunları da sordu. Hepimiz çok üzgünüz ifadesini kullandı. Sahada her şeyi deneyen bir takım vardı. İki maçta da sonuçlandırma noktasında sıkıntı yaşadık. Konferans ligi bizim çok önemli bir hedefti. Bize eşik atlatacaktı. Taraftarımızdan özür diliyoruz dedi. Ama toparlanıp 3 gün sonra maçımız var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Önümüzde gelecek olan futbolcularla birlikte toparlanıp ayağa kalkıp istenilen Trabzonspor'u izleteceğiz. Taraftarlarımızdan çok özür diliyoruz da defalarca kez tekrarladığı bir söz oldu, cümle oldu hocanın. Biraz Trabzonspor taraftarı üzgün. Çok diğer normal. Yandan şöyle düşünüyorum, yani bu yönetimde Ertuğrul Doğan ve yönetimi sezon bitimiyle birlikte biz ardı ardına yapılan transferler gördük. Bu anlamda Trabzonspor diğer takımlara göre daha farklıydı. Abdullah Hoca kamp dönemine hızlı bir şekilde katılan futbolcularla birlikte bir kamp dönemi geçirdi. Tek eksik işte santfor. 9 numara. Çok büyük bir eksikliğiydi. İşte Enis Destan bunun karşılığı olamadı saha içinde bugün gol atmasına rağmen. Bu konuda eleştiriler vardı. Nasıl özetlersin Trabzonspor için gece? Ya açıkçası çok fazla sanki Abdullah Hoca özür dilemeye başladı. Bu iyi bir şey değil tabii ki. Yani teknik direktörün bir maçtan sonra sürekli basın toplantılarında özür ifadesini kullanması aslında takımın içinde bulunduğu durumu gösterir. Mesela bugün Trabzonspor tribünlerine baktığımız zaman bence takımın hali de ortaya çıkar. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Trabzon şehri, Trabzonspor taraftarı eğer takımın iyi bir futbol oynayacağını umut ederse o stada her türlü gelir. Eğer Trabzonspor taraftarı tribünleri boş bırakıyorsa emin olun ki o takımın iyi futbol oynayacağına dair artık umudunu kesmiş demektir. Şimdi bu kadar önemli bir karşılaşma ve tribünlerin büyük kısmı boş. Yani demek ki Trabzonspor takımı sadece bizlere değil, taraftarlara da artık umut ışığını vermiyor. İlk maç, deplasmandaki maçın ilk yarısı özellikle dedik ki evet Trabzonspor'da bir şeyler sanki olmaya başlıyor. Evet, sanki evet. Umut ışığı var değil mi? İyi oyun vardı ilk yarıda. Ve bundan yola çıkarak da rövanştaki oyunun çok daha iyi olacağını biz ümit etmiştik. Ancak çok büyük bir ayak kırıklığına uğradık. Yani Trabzonspor adına felaket bir 45 dakika. Ve şu çok üzücü, Galatasaray ve Trabzonspor kendilerinden çok daha az bütçeli, çok daha zayıf takımlara karşı elendiler. Yani bu çok acı gerçekten de bizim ülke futbolumuz açısından.
Şimdi Trabzonspor adına şunu söyleyebilirim. Karşınıza Sengalen var değil mi? Yani bütçesi belli, gücü belli, kalitesi belli bir takımdan bahsediyoruz. Neden Abdullah Avcı böyle bir takıma karşı bu kadar güvenlik önlemlerini üst düzey tutan bir oyun oynatır takımına? Yani siz Trabzonspor'sunuz, sizin kadronuz belli, oyuncularınız belli. İç sahadasınız, tribün desteğiniz var bir şekilde. Ya sizin oyunun santrasıyla beraber çok coşkulu bir şekilde maça girip Sengalen'e burası Trabzon, burası deplasman demeniz gerekirken coşkusuz, temassız, temposuz bir Trabzonspor gördük biz. Yani işte bunu da sadece santrafor eksikliğine bağlayamaz. Ya bu takıma istediğiniz santraforu getirin, şu görüntüyü değiştiremez ki zaten. Burada çok farklı bir şey var. Burada teknik adamın futbola bakışı, oyunu bakışıyla ilgili bir problem var. Tabii ki bazı maçlar gelir, siz savunma önlemlerini alırsınız, tempoyu düşürürsünüz. Bu başka bir şeydir ama Sengalen'e karşı bunu yapamazsınız. Trabzonspor Sengalen'e karşı bu kadar çekingen oynayamaz. Yani Trabzonspor tarihinde yoktur belki de böyle bir oyun. Trabzonspor'un kötü oynadığı maçlar vardır, kaybettiği maçlar vardır, fark yediği maçlar vardır. Ama rakibe bu kadar Trabzonspor'un önlem aldığı, bu kadar bu seviyede bir rakibe karşı, bu kadar ciddiye aldığı bir maç olmaz. Trabzonspor rakibi ciddiye alır ama Sengalen gibi bir rakibi bu kadar ciddiye almaz. Trabzonspor kendi oyunu çıkar, oynar. İkinci yarıda Abdullah Hoca bazı hamleler yaptı. İşte Cihan'ın burada girişi, işte Pedro'nun girişi, Trabzonspor'a bir hız kattı, hareket kattı, Trezeguet girdi falan ama artık 70'ten sonra falan yani takım da yoruldu ve bu görüntü ortaya çıktı. Uzatmalar ve penaltılar, sonra eleniş. Trabzonspor bu maçı ilk 45 dakikada kaybetmiştir. Evet. Trabzonspor ilk yarıda iyi bir oyun, doğru bir oyun, güçlü bir oyun oynayabilseydi şu an tablo farklı bir yere giderdi. Tabii ki transferler gelecektir mutlaka, Çam takıma katılacak, 9 numara gelecek ama sanki transferler de olayı çözemeyecek gibi şu anda. Yani görüntü o. Sanki Trabzonspor'da soyunma odasında hoca ve takım arasında bir kopukluk da var diye düşünüyorum. Bayram Bey demiş ki Abdullah Avcı bu maçın önemli bir maç olacağını söylemişti. Hem kulüpten yöneticiler ve teknik heyet açısından bu maç bazı görev değişikliklerine sebep olabilir mi acaba diye sormuş. Ya tabii ki ben her zaman teknik direktörlerin istikrarından yanayım, sabredilmesinden yanayım, zaman verilmesinden yanayım ama ülke futbolunun gerçeklerini, Trabzonspor'un gerçeklerini dikkate aldığımızda açıkçası sanki ikinci Abdullah Avcı döneminin çok uzun süremeyeceğini söyleyebilirim. Yani şu anki görüntü değişmezse, ki şu anki görüntünün değişmesi sadece transferlere falan bağlı değil. Dediğim gibi Trabzonspor'un oyununun değişmesi gerekiyor. Oyunun değişmesi için teknik adamın oyuna bakışının değişmesi gerekiyor. Bunlar olabilir mi? Çok zor. Yani Abdullah Avcı'nın çünkü yılların getirdiği bazı oyun alışkanlıkları, futbol alışkanlıkları var. Hani bunun kökten değişmesi bir anda çok kolay bir iş değil ama değişmek zorunda. Yani Abdullah Hoca bu takımla beraber bir yol almak istiyorsa mutlaka bazı şeyleri gözden geçirip, bir öz eleştiri yapıp, kendisinin hatalarını dikkate alıp bazı değişimlere gitmesi gerekiyor. Bunları yaparsa transferlerle beraber evet Trabzonspor bir yola girebilir. Ama şu anda tünelin sonunda ben bir ışık görmüyorum. Bu hafta bir maç var Eyüpspor'la, zor bir maç. Ardından Beşiktaş maçı. Evet. Yani Trabzonspor adına sanki milli arada bir değişim yaşanma ihtimali varmış gibi geliyor bana. Milli aradan sonra Beşiktaş. Milli ara. Maçı. Evet, milli aradan sonra evet. Beşiktaş maçı var ama sanki milli arada kalmadan bile bir değişiklik olabilir sanki. Ve hemen şu bilgiyi de paylaşalım. Bu hafta oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum da belli oldu. Bu sezonu 9. ya da 10. sırada bitirirsek, ki şu an 10. sıradayız. 36.100 ülke puanımız. 2025-26 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2026-27 sezonunda da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak, Şampiyonlar Ligi gruplarına demeyelim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. 9. bitirmemizin ek avantajı var. O da Süper Lig ikincisinin Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci eleme turu yerine 3. eleme turundan başlaması olacak. Geçen sezonu 9. bitirdiğimiz için bu sezonun şampiyonu önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise 3. eleme turundan başlayacak. Biz 36.100 puanla 10. sıradayız. Çekya 38.850 puanla 9. sırada. Bu bilgileri de paylaşalım. Biraz Hüseyin Özkökçülük oynayayım ben izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz için. Ülke puan deyince de Hüseyin Özkök. Aynen. Yani. Bunu da paylaşalım. Biraz da şimdi izleyenlerimiz, mesela Ufuk Bey demiş ki Galatasaray ve Trabzonspor taktik anlayışı
yok bana kalırsa acilen iki takım da hatalarından ders çıkarıp iyi olmalı. Yoksa iki takımı da felaket bekliyor diye bir yorum yapmış. Çok güzel bir yorum. Yani ben Galatasaray maçı sonrası da söyledim. Bu maç içinde söyleyebilirim. Çağ dışı bir oyundu. Yani ilk yarıda oynanan oyun Trabzonspor adına, Galatasaray'ın oynadığı oyun çağ dışı bir oyun. Şimdi futbolda en tehlikeli şey... Hatta şöyle bir ek yapayım mı? Tabii ki. Bunun akabinde Kuzey Ordu nikli izleyenimiz de demiş ki... Avcı orada eski öğrencisi Okan Buruk aynı zamanda. İkisinin oyun felsefesi aynı. Bu felsefeyle ne Galatasaray ileri taşınır ne Trabzonspor en büyük transfer iki takım içinde yeni bir teknik direktördür bence demiş. Ya umarım olmaz. Takımlarımız istikrarlı bir şekilde yollarına devam ederler. Şimdi teknik adamlığı konusunda en tehlikeli şey şudur Ceyda. Bir teknik adamın kendi planına, kendi oyununa aşık olması. Ve bunu bir süreden sonra saplantılı hale getirmesi. Şimdi dünyada değişmeyen bir şey yoktur. Yani değişim bu hayatın doğal akışı içinde var. Yani doğal olarak teknik direktörler de değişebilir. Yani dünyada örnekleri var. Şimdi bundan 3-4 yıl öncesine kadar sistemine, oyununa en aşık, en saplantılı teknik adamlardan bir tanesi Pep Guardiola'ydı. Değil mi? Yani yıllardır oynattığı bir oyun, futbolculuk döneminden beri bildiği bir oyun. Ama son 3-4 yılda çok keskin değişimler var Guardiola'nın oyununda. İşte Haaland'ı takıma dahil etmesi, şu anda iki kanatta birden hızlı oyuncu, işte Savinho, Doku ile oynaması, hoca değişiyor. Başka bir örnek vereyim, Diego Simeone. Yani tamamen defansif oyun konusunda saplantılı bir hocayken başarısız oldu ve oyununu değiştirdi. Atletico Madrid geçtiğimiz sezon ciddi hücum oyunu oynadı. Yani doğal olarak Okan Buruk ve Abdullah Avcı değişebilir. Şimdi sizin sisteminiz belirli bir süre bir başarı getirmiş olabilir. Abdullah Avcı kendi oyun doğrularıyla Trabzonspor'u şampiyon yaptı değil mi? Trabzonspor'a iki tane Süper Kupa kazandırdı hoca. Aynı şekilde Okan Buruk da iki tane lig şampiyonluğu kazandırdı kendi oyun doğrularıyla. Ama belirli bir süreden sonra oyununuzun modifiye olması gerekebilir. Dediğim gibi hayat böyle. İnsanlar, biz hayatın akışı içinde kendimizi geliştirmek ve değiştirmek zorundayız. O yüzden de Abdullah Avcı ve Okan Buruk üzerinde onların da kendi oyunlarındaki hataları görüp değişime gitmeleri gerekiyor. Bu şart. Yani bunları yaparlarsa, iki hoca üzerinde söylüyorum, evet yola devam edebilirler. Ama yapmazlarsa, hayır ben doğru biliyorum, benim doğrum en doğrudur fikrinden vazgeçmezlerse, o sistemlerine olan aşklarından vazgeçmezlerse, üzülerek söylüyorum, bu yolun sonunda ayrılıklar olacaktır. Yani görüntü bu şu anda. Ve transferin de gündemine bakalım hemen. Çünkü ifade ettik şimdi 4 Eylül'ü 4 Eylül'e, evet, gece bağlayan yarısı, doğru. Gece yarısı. UEFA listelerine transferlerin, isimlerin bildirilmesi gerekiyor. Bu sebeple de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Rams Başakşehir için özellikle önemli bu süreç. Ve Fenerbahçe'de de Ferdi Kadıoğlu'nun satışının ardından oradan gelecek taze parayla birlikte nasıl transferler yapılacağı da merak ediliyordu ki biz de muhabir arkadaşımız Erdem paylaştı. Fenerbahçe Sofyan Amrabat'la ve kulübüyle en sonunda anlaştı. Faslı orta saha ile Fiorentina ile anlaşıldı orta saha için ve futbolcunun da yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Evet. Sağlık kontrollerinden geçecek, prosedürler gerçekleşecek ve görünen o ki Sofyan Amrabat Fenerbahçe formasını sırtına geçirecek. Evet, yani doğru, yarın, hatta bugün diyelim, maçta da doğru, olması, tribünde olmasını bekliyoruz bu arada. Fenerbahçe-Alanyaspor maçında. Sürpriz bir gelişme değil, beklediğimiz bir gelişme. Zaten hocanın uzun bir süredir istediği bir oyuncu. Hep şu ifadeyi kullanıyordu geldiği günden beri. Ben orta sahanın merkezinde uzun boylu, fizik kalitesi yüksek, alanını iyi koruyabilen bir 6 numara istiyorum diyordu hoca. Çünkü yani Mourinho sistemlerinde bu çok önemli, çok kritik bir noktadır. Ve hoca istediği oyuncuya kavuştu. Geçtiğimiz sezon evet çok iyi bir performans gösteremedi United'da, ama Fas milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki oyunu aslında çok dikkat çekiciydi Sofyan Amrabat'ın. Savunma yönünde çok güçlü. İkili mücadele kalitesi yüksek. Enerjisi yüksek. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki oyunun 3. bölgesinde çok fazla etkin olmayacaktır ama zaten Mourinho bunu istemiyor. Mourinho tamamen oyunun 1 ve 2. bölgesinde etkili olabilecek bir 6 numara istiyordu. Ve Amrabat geldi. Mourinho'nun istediği 6 numaraya kavuştu Fenerbahçe. Tabii ki bundan sonra Fenerbahçe'nin bir orta saha hamlesi daha yapmasını bekliyoruz. İşte Medina'nın ismi konuşuluyor. Orada bir pürüz var oyuncunun bonservisiyle alakalı, ama Fenerbahçe bir 8 numara alacak. Fred'i yedekleyebilecek bir oyuncu alacak. Bir de bir sol bek transferi şu an gündemde. Hı hı. Onu söyleyelim. Tabii ki
Fenerbahçe'nin de planlaması doğru yolda ilerlemeye başladı. Çünkü Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı çok önemliydi Fenerbahçe adına. Belki taraftarlar çok üzüldü Ferdi'nin ayrılığı. Tabii ki zor bir ayrılık, kabul etmek zor. Ama Fenerbahçe'nin bunu yapması gerekiyordu. Futbolda duygusallığa yer yok. Fenerbahçe oradan gelecek parayla şu anda eksik bölgelerini gideriyor. Amrabat transferi tabii ki taraftarları bir kısmını memnun etmemiş olabilir ama bir Mourinho oyunu için ideal bir 6 numaradır. Bundan sonra Fenerbahçe'yi bazı maçlarda, özellikle Avrupa'da ve derbilerde Amrabat, İsmail, Fred üçlüsüyle bazı maçlarda görebiliriz. Çünkü Roma'da hangi tarz maçlar olur o maç? Derbiler ve Avrupa maçlarının özellikle. Yani Fenerbahçe'nin merkeze daha güçlü olması gereken maçlarda bunu göreceğiz. Şimanski'yi sağ kanatta görebiliriz bazı maçlarda çünkü hoca Şimanski'yi çok beğeniyor. Yani çünkü Roma'da Mourinho birçok maçta böyle 2-6-1-8'li oyunlar oynatmış takımlarına. Bunu da göreceğiz Fenerbahçe'de. Özellikle dediğim gibi zor maçlarda. Ben iyi bir hamle olarak görüyorum. 13 milyon euroluk bir zorunlu satın alma opsiyonu olacak büyük ihtimalle Fenerbahçe adına. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Bence iyi bir oyuncu aldılar. Dediğim gibi saha içinde yapacakları belli, yapamayacakları belli oyuncunun. O çizgileri iyi çekmek gerekiyor. Hani Amrabat'tan 3. bölgede işte gol ve asist katkısı beklememek lazım. Ama işin savunma kısmında çok ciddi katkı verir Fenerbahçe'ye. Stoperleri rahatlatır. Ufuk Bey de demiş ki Galatasaray'da Hermoso ve İsmail Jakobs bitti deniyor. Kön ve Zaha da gitti deniyor. Bununla ilgili sizin istihbaratlarınız ve yorumlarınız nedir diye soruyor izleyenlerimiz. Sanki bu iki transfer gerçekleşecek. Hatta Kön de bugün yarın Zaha ile birlikte bir gidiş söz konusu evet. Olabilir. Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor. Çok köklü bir değişim. Keşke daha önce yapılabilseydi bu işler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalabilseydi. Derikön gitti Werder Bremen'e. Galatasaray anlaşmayı sağladı. Kiralık anlaşması. Yaklaşık 5-5,5 milyon euroluk bir opsiyonu da var. Benim bildiğim bu sabah saatlerinde yani yaklaşık işte 8-9 gibi bu sabah Almanya'ya uçuyor Derikön sağlık kontrolü için. Gün içinde de imzalar atılacak. Galatasaray İsmail Jakobs transferini de artık bitirdi diyebiliriz. Evet ıslak imza yok. Bitti demek belki yanlış bir ifade ama anlaşmalar sağlandı. Monaco'dan Galatasaray'da İsmail Jakobs'u zorunlu satın alma opsiyonuyla 9-10 milyon euro civarında bir zorunlu opsiyonla kiralıyor. Hayırlı olsun o da Galatasaray'a. Tabii ki Derikön'den daha üst düzey bir profil geliyor İsmail Jakobs. Benzer bir oyuncu şu anlamda. O da hücumu seven bir sol bek. Onu söyleyelim. Zaha transferinde şunu söyleyeyim. Menajeri İstanbul'daydı Zaha'nın. Ayrılık görüşmeleri yapıldı. Onun da Lyon'a gidişi büyük ihtimalle olacak. Hatta yani, Nelson'un da yine ismi gidecekler arasında konuşuluyor. Hermoso transferi de stoper ama işte sol bekte de kullanılabilir gibi. Evet yani Galatasaray'da dediğim gibi sürpriz ayrılıklar da olacak. İşte Zaha, Derikön gitti diyoruz. Zaha da artık bundan sonra bugün olmazsa bile yarın gidecek. Yani Zaha'nın Galatasaray forması giymesi bundan sonra imkansız diyebiliriz. Lyon'a kiralanıyor Zaha da. Büyük ihtimalle de maaşının bir kısmını Galatasaray ödeyecek. Yani Zaha'nın gözüken o. Hermoso transferi için şunu söyleyeyim. Şu anda masada Hermoso'ya en iyi teklif Galatasaray'dan. Bonuslarla yaklaşık 5 milyon euroluk bir teklifi var Galatasaray'ın. Oyuncu aslında bir 7-8 milyon eurolar istiyordu transfer döneminin başında. Hatta Beşiktaş'ta görüşmüştü. Sonra Suudi Arabistan'dan talepleri çıkmıştı. Oraya gitmek istemedi. Şu an Galatasaray'ın bitirmeye yakın olduğu bir isim. Çok iyi ve özel bir stoper Hermoso. Galatasaray'ın birçok sorununu çözebilir. Davinson Hermoso ikilisi bir araya gelirse muazzam bir ikili olur. Yani Galatasaray adına çok doğru bir transfer hamlesidir Hermoso. Bitti diyemiyorum. Jakobs gibi değil şu anda ama bugün yarın Galatasaray Hermoso konusunda olumlu bir açıklama yapabilir. Onu söyleyelim. Onun dışında bir kanat oyuncusu Galatasaray düşünüyor Zaha'nın yerine ve bir olursa fırsat transferi bir orta sahaya takviye yapacak Galatasaray. Yani 4 oyuncu transferi şu an düşünülüyor Galatasaray adına. Bu Galatasaray'da oynayan taşları yerine oturtabilir mi? Hep birlikte göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Bu arada hemen böyle son dakikalarımızda izleyenlerimizin de sorularına bakıyorum. Objektif Fenerlikli izleyenimiz demiş ki Onur abi 2 sene önceki Dünya Kupası'nda 2 maçta prim yapmış bir isim Amrabat için diyor. İsmail bundan kat kat iyi. Allah aşkına şu an senin orta sahanı tek başına tutan isim birkaç yüz bin liraya oynuyorken Amrabat'a bu kadar maaş verilir mi? Gereksiz transfer bence yorumunu yapmış. Ben gereksiz olduğu kanısında değilim.
Ama bilmiyorum sen ne dersin. Yani bir kere ben bir İsmail Yüksek hayranıyım. Onu söyleyeyim, evet, ama evet, Mourinho de. Bir İsmail Yüksek hayranı mı? Problem burada çünkü karar verici Jose Mourinho. Dediğim gibi Mourinho'nun oyun planına uygun isimler almak zorunda Fenerbahçe yönetimi. Şimdi siz Mourinho'yu getirmişseniz hoca ne istiyorsa, hangi oyuncuları istiyorsa, hangi profilde isimler istiyorsa onları almak zorundasınız. Hoca da bu profilde bir oyuncu istiyordu. Dediğim gibi biz bazı maçlarda İsmail Amrabat'ı bir arada da görebiliriz. Ama hocanın ilk sırada yazacağı 6 numara bundan sonra Amrabat olacaktır. Bu İsmail'in sürelerini azaltır mı? Azaltabilir. Yani üzülerek söylüyorum. Ya. Üzülerek. Çünkü neden bunu söylüyorum? Ben de çok üzülüyorum. İsmail müthiş bir baskı oyuncusu. Yani olağanüstü bir baskı oyuncusu ama hoca orada bir pozisyon oyuncusu istiyor. O yüzden Amrabat geldi. Çok teşekkür ediyoruz Onur Aslan. Ben teşekkür ederim. Hap gibi bir program yaptık birlikte. Hibrit bir yayın oldu. Aynen, hibrit bir yayın oldu. Çok da keyifli oldu. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ağzına sağlık. Kıymetli yorumlarınızı değerlendirmeniz için. Efendim size de teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız. Sorularınızı, görüşlerinizi fırsat bulduk ki okumaya çalıştık. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.